Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin yeni bir gelişme var. Denetim amiriyle şoförün ifadeleri ortaya çıktı. Bakın neler söylüyorlar. Metrobüs kazasında ifadeler ortaya çıktı. Biri levha yok dedi, diğeri levha küçüktü dedi. İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Metrobüs kazasına ilişkin suç ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüpheliden 5'i ise tutuklandı. Soruşturmada denetim amiri olan Şafak Yıldız ve metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin'in ifadeleri de ortaya çıktı. Metrobüs şoförü ifadesinde yolda uyarı olmadığını iddia etti. Olay günü Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki kaza mahallinde bypass yolun açıldığını önceden bilmiyordum. Bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ayrıca olay yeri öncesindeki rampayı çıktığımda herhangi bir uyarı işareti de yoktu. Ben normal hızımda ilerliyordum. Hızımın 67 olduğunu tahmin ediyorum. 5. viteste ilerliyordum. Doblo aracı son anda görünce frene bastım. ABS sistemi çalışmadı ve aracın kayarak durmaması sonucunda kaza meydana geldi. Olay mahallinde ve öncesinde olayın olduğu yerde bypass açıldığına ve hızımı ona göre düşürmem gerektiğine dair herhangi bir uyarı levhası yoktu. Ben olay anında daha büyük bir kaza yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak kaza meydana geldi, kazadan dolayı üzgünüm. Denetim amiri Şafak Yıldız'a levhanın olduğunu ancak normalden küçük olduğunu belirtti. Olay günü idaremdeki aracın 20 metre önünde üzerinde iki tane ışıklı uyarı lambası ve dur yazısı yazan dikdörtgen şeklinde levha bulunuyordu. Bu levhayı da yüklenici firma görevlileri koymaktadır. Bunun yerini ben tayin etmiyorum. Daha önceki günlerde bu levhanın boyutu çok daha büyüktü. Ancak olay günü levha daha küçüktü. Benim kazanın meydana gelmesinde bir kusurum yoktur. Kazadan ben de son anda kurtuldum. Öte yandan ölümlü kaza sonrası İBB ekipleri tarafından metrobüs yolundaki yönlendirme tabelaları artırılırken ışıklı ikaz tabelasının da yol üzerine yerleştirildiği görüldü.